İşte size Gavcar mantarı. Gavcar mantarının belki de en güzel şekli şu an gördüğümüz gibi. Bolet tarzında. Çok güzel, çok lezzetli bir mantar. Büyüdükçe şekli değişiyor. Doğada daha farklı görünüyor. Netice itibariyle mantarların kralı. Florutus erinci, gavcar, kerek ya da çaşır mantar dediğimiz mantar. Erinci mantarı her ne kadar istediği mantarıyla aynı familyadan olsa da aslında farklı bir mantardır. Doğada istediği mantarı ölmüş ağaç kütüklerinde büyürken erinci mantarı toprak seviyesinde ve ölmüş bitki köklerinde yetişmektedir. Kültür ortamında aynı kompost malzemeleri ile fakat farklı teknikler uygulanarak çok kaliteli ve güzel görünümlü erinci mantarı yetiştirmek mümkündür. İki farklı yetiştirme tekniği vardır. Bunlardan biri ört toprağı kullanımı tekniği ve diğeri de şişede yetiştirme tekniğidir. Ya da herhangi bir teknik uygulamadan doğrudan poşetin içinde yetiştirebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz paket şu an 23 günlük ve sarımı tamamlandı. Bunun içindeki malzemeler %80 pirinç kabuğu, %10 ağaç talaşı ve %10 buğday kepeği. 25 gram kadar da tohumluk misal kullandım. Bütün malzemeleri nemlendirdim ve ısıya dayanıklı poşetlere koyarak tüplü tencerede 45 dakika sterilize ettim. Bir gün soğumasını bekledikten sonra da tohumluk misalle beraber karıştırarak poşete doldurdum. Poşetin ağzını ısıl işlemiyle yapıştırdım. Ve bu poşete şurada görüldüğü gibi sadece 6 adet delik açtım. Yaklaşık 23 gün oda sıcaklığında karanlık bir odada beklettim. Başka da herhangi bir müdahale bulunmadım. Poşetin ilk dolumunu yaptığımda ağırlığını ölçmüştüm ve yazmıştım 836 gram diye. Şimdi bir daha ölçelim. Bakalım ne kadar buharlaşmada kaybımız olmuş. 23 günde yaklaşık 12 gram kadar buharlaşma ile ağırlığından kaybetmiş. Bu da yaklaşık %1,5 gibi bir orana tekabül ediyor. Normal bir rakam. Erinci mantarının pinti tetiklemesi için hem soğuk hem taze hava ihtiyacı var. Kompostun oksijen alabilmesi ve nemini kaybetmemesi için ört toprağı uygulaması yapacağım. Şimdi bu ört toprağını nasıl yaptım? Kısaca ondan bahsedeyim. Ört toprağı olarak kullanacağımız malzemeler Hindistan cevizi kabuğu, lifi yani kokopit ve vermikulit. Kontaminasyonu engellemesi için de sönmüş kireç kullanacağız. Bu kokopit dediğimiz malzeme su tutma kapasitesi çok yüksek bir malzemedir. 50 gram kokopit suyu absorbe ettiğinde yaklaşık 500 gram olur arkadaşlar. Bu nedenle 50 gram kokopit, 50 gram vermikülit, 1 gram sönmüş kireç. Kesinlikle çamurlaşmayan, su tutma kapasitesi yüksek ve hava geçirgen bir ört toprağı oldu. Bunu ısıya dayanıklı poşetlere koyup düdüklü tencerede 45 dakika kadar sterilize etmemiz yeterlidir. Santim kadar toprak koyacağım. Bastırmayacağım hiç üzerine. Yaklaşık 2 santim kadar ört toprağı koyduk. Buharlaşma mutlaka olacaktır. Bunu arada sırada hani toprağın nemli kalması için
spreyleyebiliriz. Artık poşetimiz pin vermeye, meyve vermeye hazırdır. Şimdi poşetimizi balkondaki seramıza alacağız. Geceleri de ısı 14 dereceye kadar düşüyor. Pin tetiklemesi için gayet uygun bir ısı değeri. Bugün 29. gün. Pinlerimiz yavaş yavaş görünmeye başladılar. Poşetin kenarlarında çok fazla pin var. Pin verme kapasitesi bayağı yüksek bir suş. Biraz güneşe çıkardım. Gördüğünüz gibi minik gavcar mantarlarımız da büyümeye devam ediyorlar. Bugün 34. gün. Mantarlarımız yavaş yavaş büyüyorlar. Bolet şeklindeler. Çok güzel görünüyorlar. Umarım sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında. Biraz daha ısınırsa hava daha çabuk büyürler. İşte size gavcar mantarı. Gavcar mantarının belki de en güzel şekli şu an gördüğümüz gibi. Bolet tarzında. Mantar büyüdükçe şekli bozuluyor. Şapkası büyüyor, yukarı doğru kırılabiliyor. Doğada daha farklı görünüyor. Çok güzel, çok lezzetli bir mantar. Netice itibariyle mantarların kralı. Bu mantarla ilgili sizlere ayrıca bilimsel bilgiler de vermek istiyorum. Geleneksel Çin tıbbında kullanılmayla ilgili kolon kanseri, akciğer kanseri, cilt tedavisinde kullanımı ve potansiyel farmakolojik özellikleriyle ilgili yapılan araştırmalar var. Bu ücretsiz olan araştırmaların linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Özellikle sigara içenlerin bu mantarı tüketmelerini tavsiye ediyorum. Araştırmaların hepsi İngilizcedir. Fakat Google Translate diye bir hizmet var. Google Translate'i kullanarak kendi dilinize çevirebilirsiniz. Fırsat bulursanız bu araştırmalara da göz atmanızı öneririm. Bugün 38. gün. İtalyanların da dediği gibi Cardoncelli e molto bello. Mantarımız İtalya'da serada yetiştirilenlerle aynı görüntüde, lezzet de aynı şekilde çok güzel olacaktır. Mantarımızın şapka rengi çok güzel. Doğadakiyle hemen hemen aynı. Lamellerimiz de çok güzel ve sağlıklı görünüyor. Şapka renginin bu şekilde doğal ortamına en yakın görünmesinin sebebi güneşli havalarda bunu dışarı çıkarttım. Arada sırada spreyle ıslattım. Bu arada gördüğümüz küçük mantarlar da muhtemelen büyümeyecekler. Elimizde böyle sağlıklı bir mantar varken ve yeri gelmişken doku kültürü çalışması yapalım. Onun için şu görmüş olduğunuz mantarı kullanacağım. Çünkü bunun henüz lamelleri görünmüyor. Yani şapka kenarları aşağı doğru. Diğerlerinin şapka kenarları kıvrılmış ve lamelleri gözüküyor. Bunlar artık spor veriyordur muhtemelen. Bu henüz spor vermemiş olabilir. Çalışırken ortama spor bulaşmayacaktır. Ve daha temiz bir sonuç alma ihtimalimiz yüksek olacaktır. Mantarımızın sapı oldukça sert. Bunların yumuşamış olanlarından dok kültürü almıyoruz. Şimdi bu toprakları temizleyeceğim. Bir tane sapından, bir tane de şapkasının
En etli yerinden olmak üzere iki adet örnek alacağım. Bugün tam 40 gün oldu. Gördüğünüz gibi de mantarımız iyice olgunlaştı. Bakın bu alttaki şu beyazlıkları görüyorsunuz. Bunların hepsi spor. Olgunlaştığı için de sporlarını dökmeye başladı. Bunu daha fazla artık beklemeyeceğiz, hasat edeceğiz. Şimdi aldığımız doku kültürlerine bir göz atalım. Şu gördüğünüzü mantarın sap kısmından almıştım. Bunu da şapkasından almıştım. İkisi de gayet güzel. Yaklaşık 2 hafta sonra şu elimde gördüğünüz örnekler gibi olacak. Yani komple beyazlayacak. Bunlardan örnek alıp isterseniz kendinize likit misal yapabilirsiniz. İsterseniz doğrudan tohum aşılaması yapabilirsiniz. Likit misal ve petri kültürü ihtiyacı olanlar bana ulaşabilirler. Elimdeki stok durumuna göre yardımcı olmaya çalışırım. Videomuz buraya kadardı. Fakat bu kompostun işi henüz daha bitmedi. Bu olgunlaşan mantarları kopardığımız yerlerden 2-3 hafta içinde tekrar mantar pinleri çıkacaktır. Videoyu belki beğenmemiş olabilirsiniz. Bunun için üzgünüm. Benim kapasitem maalesef bu kadar. Fakat verdiğim bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna basabilir ve bir iki kelime yorum yazarak bu videonun daha fazla kişiye gösterilmesini sağlayabilir. Bana da destek vermiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.